videoda gerçekleşmesi imkansız olan efsane tesadüflere bakacağız. Eğer böyle devam etmem için bana destek olmak istiyorsan aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde abone olursan çok sevinirim ve böyle devam ederim. Basket sahasının bir ucundaki potadan diğer potaya arkanız dönük bir şekilde basket atma ve atamama. Oraya sıkışma ihtimali kaç? O basketi atma ihtimaliniz zaten çok düşük. O topun orada kalması imkansızdır. Hayatımda hiç beyaz geyik görmemiştim. Şu an bu videoda 3 tane beyaz geyiği yan yana görüyorum. Beyaz geyik var mıymış ya? Albino geyik varmış. Ben hiç görmemiştim mesela. Bir tanesini görmemiz yine düşük bir ihtimal. Üçünü tek karede görmemiz impossible. Abi trick shotçı herhalde. Ne oldu? Nereye takıldı onu anlamadım da. Bir dartı attın. İkinci dart onun arkasına geldi. Abi fail da yani fail'ın da böylesi ya. İmkansız fail. Bunun tam olayını yine anlamadım. Dik durdu. Abi ya bu işin olmayacağı varmış ya. Şuna baksanıza saate cuk diye oturdu. Yani bu trick shotlar fail olmuş ama fail olan videolar bile ihtimali 0.0001. Peki hiç yumurta kırarken içerisinden bir tane daha tam bir yumurta çıktığı oldu mu? Bence şu an kanalda videoları izleyen kimsenin böyle bir şey başına gelmemiştir. Çok düşük bir ihtimal. Abi o yumurtanın içinde o yumurta nasıl büyüdü ya? O yumurta onu yedi mi acaba? Bunun bilimsel açıklaması yok. Şey ha kola fırlattın patladı basket girdi. O kolayı alsan potanın yanına geçsen onu basket atman bile zor. Yerden sekip basket giren kola. Bu gözler bunu da gördü. Rubik çözme yarışması. Hadi bakayım sağdaki mi soldaki mi? Bence soldaki kazanacak. Hadi geliyor. Kim çözecek? Tamam hadi yakınız. Ne? 8.462 8.461 0.001 saliseyle benimki kazandı. Abi ikisi de aynı milisaniyede falan durdurdu yani onu. Ama aşırı kötü şu an karşı tarafa çok üzüldüm. Eve gidecek şimdi ya turnuvayı kaybettik falan diyecek. Ne oldu oğlum kaçla kaybettin diyecekler. Vallahi anne inanmazsın ama 0.001 ile kaybettim. Ya aslında kazanmış da sayılabilir ya. Köpke topu ne olacak yiyecek mi? Deliye girdi. Köpek elinin tersiyle topa vurdu istemeden deliye soktu. Şunu istesen yaptıramazsın o köpeğe. Yapmaz. Güneş'in videosunu çekerken önünden uçak mı geçiyor? Gerçi bu o kadar da imkansız gibi değil ya. Yani güneşe bakan açının içerisinde uçak varsa oradan geçebilir. Bu az 0.01 ihtimal bu. Şu olay aşırı garip. Diyor ki annem 7 yaşında öldü ve işte gelecekteki erkek arkadaşımla tanışamayacağını düşünüyordum diyor. Ama meğerse çocuğun öğretmeni kızın ölen annesiymiş. Şu tesadüfe bak sen ya. Abi sizin kaderiniz zaten bir yazılmış ya. Trick shot mı? Adam yumurtayı yardı ya. Adam kartı yumurtaya sapladı ya. Bir aralar ben de kart fırlatma olayına çok takmıştım da hiç yapamadım. Bu kartlar nasıl fırlatılıyor ya? Şöyle tutuyorum. Bak saçma sapan. Bakın bir tane de size doğru atayım. Şimdi bir de atıp kamerayı vuruyormuşum. Atılmıyor ki. Olmuyor. Lütfen birisi bana bunun triğini öğretebilir mi? Çok havalı bir şey bence. Demek ki yetenek yok. Şu an dünyanın en garip olayını izliyorsunuz. İçecek düştü, patladı, geri paketin içine girdi. Dünyanın en akıllı içeceği. Bir gün evinizin camını açtınız, camın önünde bir tane siyah panter duruyor. Yani bu nasıl bir olay ya? Bunun gerçekleşme ihtimali yok ki. Ama varmış işte. İnsanlar bir gün uyandılar, camlarını açtılar ki panter var. Sonunda birileri gökkuşağının bitiş noktasını bulmuş. Abi gökkuşağı otoyolda bitiyor. Hani bu gökkuşağının bittiği yerde hazine oluyordu, o yalan mıydı? Bizi hep böyle kandırdılar. Demek ki hazine falan da yokmuş. Çok garip ya yani otobanda olması değil bir gökkuşağının sonunun görülmesi çok garip. Ben hiçbir gökkuşağının ne başladığı yeri gördüm ne bittiği yeri gördüm. Bir beyzbol maçı top birinin bir yerine gelmesin de aman diyeyim abi sen Matrix misin ya adam Matrix adam. Top gelirken nasıl böyle buradan eğilip aldı onu dodge'ladı. Abi senin refleksler karşısında bir saygı duruşundayım. Sincap bu evet ihtimal nerede? Aa bir gözü yok ama bunun ya. Olay ne? Ya köpeğin de bir gözü yok. Abi ikiniz nasıl yan yana geldiniz ya? Bak nasıl bakıyor. Kıyamam ama ben üzüldüm şu an. İkisinin de gözü yok ya. Oo bakalım o top gitmesi gereken yere ulaşabilecek mi? Tamam şu an gidiyor. Oradan yola girdi. Oradan ona çarptı. Oradan o derken falan filan tabaklardan seksek. Oh gel bize doğru metrenin içine. Oradan git, aradan geç. Tamam, düş dominoyu. Hadi, devir dominoyu. Tamam. Burada ihtimal nerede ya? Tamam, su doldu. Oradan şu an sonunda bir şey olacak galiba. Top gidiyor. Şu an tatlı tatlı gidiyor.
içine girdi. Ha demek ki bunun başarılı olma ihtimali zaten çok düşük. İşte bunu milyarda bir değil artık katrilyon, kentrilyonda bir görebilirsiniz. Dünyanın en üzücü tesadüfü ama ya bu. Gerçekten insan oğlunun doğaya ne kadar zarar verdiğini gösteren bir fotoğraf. Gerçi bu çok kasıtlı olmamış ama olsun, balık yüzüğün içinden geçmiş. Ve hayatını yüzüğün içerisinde devam ettiriyor, aşırı garip. Yani bir insan yüzüğünü düşürecek, o yüzük böyle havadayken falan, yani içinden geçilebilir bir durumdayken, balık onun içinden geçecek. Ve sonra da bu balığın fotoğrafını birisi çekecek. Gerçekten ama üzüldüm ya. İnşallah o fotoğrafı çektikten sonra o yüzüğü çıkarmışlar. Eğer çıkarmadıysa çok saçma çünkü. Bowling. Hayır ya. Hayır ya. Girmesin ama. Abi ben gidiyorum bowling oynamaya, normal atıyorum. Gitmiyor. İnsanlar gözleri kapalı kendi etraflarında. Dönüyorlar, ondan sonra top giriyor. Ben düz atınca olmuyor. Demek ki benim bowling'e hiç yeteneğim yok. Bir de şu bowling'in şu atışını hiç anlamadım. Bu neyin tatavası? Bak geliyorsun ya, bak dur. Şöyle gelip atıyor, sonra ayağı şöyle arkaya alıyor ya. Dur, tam görünmedi, bir de şöyle göstereyim. Bak geliyorlar şöyle atıyorlar. Ondan sonra şu ayak şöyle arkaya gidiyor ya. Onu hiç anlamadım. Bence o işin şovu. Mutfaktasın, soğanı kestin. Soğan sana gülüyor. Gülen soğan gerçek olamaz ya. Abi mutlu soğan. Ne kadar mutlu bak. İnsanları ağlatıyorsun, sen gülüyorsun. Eğer sen de beni böyle güldürmek istiyorsan aşağıdan kanala abone ol. Bak ne güzel gülüyorum. Ağacı kestiniz mi? Aynen, ağacı kesmişler. Oo, yıkılmayan ağaç. Bak ağaç dizlerin üstüne çöktü ama hiçbir şekilde yıkılmadı. Bazen doğaya karşı gelemezsin işte. Peki desem ki şu koni benden iyi kaykay sürüyor. Ne dersiniz abi? Benden iyi kaykay sürüyor. Bak bir de şekilli hareket falan yapıyor. Birileri galiba denizde gidiyorlar şu an. Can kurtaran gibi bir şey mi bunlar? Arkadan... Abi arkadan yıldız kaydı. Bunu nasıl yakalamış olabilirsin? Bayağı da patlamalı matlamalı bir şey oldu yani. Ben toplasan bir 10 kez falan yıldız kayması gördüm ve o da bu kadar böyle patlamalı değildi. Sadece şöyle fiu diye kaydı gitti. Dünyanın en havalı videosu. Sen orada şekilli hareketini yaparken arkadan da balina sana şekilli hareket yapıyor. İkinizin aynı anda denk gelme ihtimali. Abi yine kart fırlattın. Ha top girecekti, kart girdi. Burada... İki CD bir yere girdi. Abi gerçekten yani fail ama müthiş bir fail ya. İki top bir yere girdi. Burada nasıl saçma bir fail var? Galiba oldu ama araba şu an kafayı yedi. Arabanın dönüşe baksanıza. Piyano dersinde 3 tane kadın arka arkaya aynı kıyafetler, aynı saç renkleri, hatta aynı saç stilleriyle. Belki de okulun kendi üniforması falandır ya. 5 jenerasyon tek videoda. Bakın çocuğun babası. Ondan sonra onun babası geliyor. Ondan sonra onun babası geliyor ve bu gelen dedenin de babası geliyor. Abi 5 jenerasyon ya. Umarım bizim de böyle sağlıklı uzun ömürlerimiz olur. Ayrıca şu en yaşlı dedenin tatlılığı gerçekten çok sevimli değil ya. Ne güzel öyle geliyor gülüyor falan. Acaba yaşları kaç? Ben onu merak ettim. En yaşlısının yaşı 110 falan vardır herhalde. ATM'den para çeken adam çekemiyor mu ya? Aa, onun suratına fışkırdı. Saçma bir video aldı bu. Dünyanın en iyi kalecisi bu adam olabilir. Topuğuyla topu engelledi, görüyor musunuz? Bakın adam attı. Görmeden bilmeden topuğuyla golü engelledi ya. Bence bu adam bir bonservisi falan hak ediyor. Çünkü aşırı şanslı. Bu şansla o adam hiç gol yemez. Yolda giderken neden saçma sapan hareketler yapmamalısınız? Bakın sağdaki adam soldakinin önüne kırıyor ya resmen. Ama ondan sonra arkadaki polis çıkıyor. Abi şöyle videolar beni o kadar rahatlatıyor ki anlatamam ya. Trafik kuralları çiğnenirken etraftan bir polis falan geçiyor, onu görüyor ya. Ben bitiyorum işte. Evet gençler, bu videomuzun daha sonuna geldik. Gerçekleşme ihtimali sıfırın altında olan ama gerçekleşen olaylara baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu videoya 100.000 like gelme ihtimali bayağı düşük. Eğer gerçekleşirse çok mutlu olurum. Diğer kanallarımıza da hepinizi bekliyoruz. Oradan da bize abone olmayı unutmayın. Hemen şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.